Amatör Akademi'den herkese selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu tüketici hakem heyeti kararı. Konuya ilişkin şöyle bir kısa açıklama yapayım. Waterproof özelliği olan, su geçirmeyen bot aldım. Ama en ufak bir yağmurda bahçeyi sularken hortumdan damlayan suda bile su geçirdim. Bununla alakalı firmaya ulaştım. Firma ayakkabıları garanti kapsamında bana gönderin dediler. Gönderdim. İthal eden firmaya göndermişler, test yapılmış ama botlarda yani su geçirmemezlik özelliği devam ediyor, herhangi bir sorun yok diye geri geldi. Ben de bunun üzerine tüketici hakem heyetine gittim. Tüketici hakem heyeti kararıyla da açtığım tüketici hakem heyeti davasını kazandım. Bununla alakalı şimdi size nasıl bir yol izledim, bu durum başınıza gelirse ne şekilde davranmanız gerekiyor onları anlatacağım. Öncelikle tüketici hakem heyeti kararını sizinle bir paylaşayım. İnceleme ve gerekçe, şikayet dosyası ve ürün incelenmiştir. Şikayete konu olan ürünün su geçirmez özellikte olduğunun ürün etiketlerindeki waterproof yazısı ile açıkça belirtilmiş olduğu, ancak ürünün su geçirdiği tespit edilmiştir. Bu sebeple talebin kabulüne karar verilmiştir. Ve benim botları alırken ödediğim 329,99 kuruşun tarafıma iadesi çıktı ve şu anda da zaten ben bunun fotoğrafını gönderdim, o ayakkabıyı, botu aldığım yere. Onlar da zaten EFT'mi yaptı. Para şu anda cebimde. Tüketici hakem heyeti kararıyla da paramı almış oldum ve uyuşmazlık konusu da ayıplı mal satıcı veya sağlayıcının taahhütlerini karşılamaması. Ne şekilde dilekçe yazdım? Satın aldığım botlar waterproof, su geçirmez diye satılmakta ama en ufak yağmurda yere bile basmama rağmen su geçirdi. Ürünü aldığım firma ile konuştum. Garanti kapsamında ürünü gönderdim. Ama ürün 3 hafta sonra garantiden hiçbir sorun yoktur diye belge düzenlenerek geri geldi. Ben düzenlenen belgeyi, faturayı alırken, yani botu alırken ki ilandaki fotoğrafını, her şeyi tüketici hakem heyetine belge olarak sundum. Bu çok önemli. Yani bir ürünü aldığınızda faturasız alırsanız, tüketici hakem heyetine gittiğiniz takdirde karşı taraf eğer ki savunma vermezse, tamam mı, otomatik dava düşüyor. Fatura da olmalı ve ne şekilde müracaat etmeniz gerekiyor onları size göstereceğim. Bir de şöyle bir durum var. Zaten daha önce tüketici hakem heyetine online kanaldan nasıl başvurabilirsiniz diye bir video yapmıştım. Bunun videonun linkini de zaten aşağıya açıklamalar kısmına koyarım isteyenler için. Şimdi ne şekilde başvuruda bulundum onu göstereyim. Evet arkadaşlar, öncelikle ne şekilde başvurabiliyorsunuz? Şimdi başvuruda ne önemli? Hemen size göstereyim. Öncelikle size ilanda gösterdiği şeyi, ilanın şu fotoğrafını alın. Gördünüz mü? Bakın, ben su geçirmez bot bu şekilde. İlanın fotoğrafını indirdim. Daha sonrasında garanti kapsamında gönderdim. Evet, garanti kapsamından gelen şeyi de gönderdim. Belgeyi de gönderdim. Evet, faturayı gönderdim. PDF olarak gönderiyorsunuz bunları. Bu şekilde bunları gönderdim. Yani PDF dosyasına aldığım ürünün reklamı, garanti kapsamında gitti geldi. Ama belge düzenlendi, hatalı olmadığına, herhangi su geçirmediğine dair onu ve faturayı. Bunları PDF yaptım. Tüketici hakem heyetine online kanaldan başvurdum. Bu şekilde davamı açtım. Evet sevgili dostlarım, daha önceki videolarda zaten nasıl başvuracağınızdan bahsetmiştim. Onun video linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Online kanaldan başvurdum. Hiçbir şekilde gitmedim. Hani sadece ayakkabıları işte teste götürdüm onlara. Bıraktım, daha sonra geri aldım ve karar çıktı. Sizin de başınıza böyle bir durum geldiği takdirde bu şekilde online yollardan tüketici hakem heyetine başvurabilirsiniz. Sağlık, huzur, refah içinde. Hoşçakalın.